Merhabalar. Kuzey Gündemi programına hoş geldiniz. Çarşamba günü 17.30'da Rusya ve diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri ve onların Türkiye ile ilişkileri, dünya politikasında oynadıkları rol bu konuları ele almaya başladık ve devam edeceğiz bugün. Türkiye-Rusya ilişkileri, Suriye'deki gelişmeler, Türk ve Rus basınından bazı örnekler ve Gürcistan'da neler oluyor konusuna bakacağız. O da programın sonunda. Şimdi daha önce de haberlerde de bu konulardan bahsettik. Suriye'de Türkiye Rusya ile ABD arasında kalmış durumda. Şimdi Trump'la Erdoğan arasında yapılan 13 Kasım görüşmesini son derece dikkatle izleyen bir ülke vardı. O da Rusya'ydı ve Rusya anlaşılan bu zirveden sonra bazı kararlar aldı ya da revize etti bazı şeyleri ve şu anda kimi açıklamalar yapıyor. E, gerek Rusya Dışişleri Bakanı gerek Savunma Bakanlığı ve başka düzeylerde. E, Savunma e, Bakanlığından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Rusya'ya da yönelik olan ABD ile birlikte bir uyarıya karşılık bir cevap gelmişti dün. E, Türkiye harekatı başlatmak için böyle bir şeyi neden aramasın anlamında. Bugün Lavrov da benzeri bir şey tekrar etti. Üstelik Lavrov şunu da ekledi. Biz Türkiye'den garanti aldık dedi ...bölgede o harekata devam etmeme garantisi aldık dedi. Diğer taraftan e, değişik Rus kurumlarından yapılan açıklamalar da çok ilginç. Yine savunma ve savunma sanayi ile ilgili S-400 işi tamamdır dendi. Bu da 2-3 gün önce söylenen bir şey. Yani e, bahar aylarında kurulum tamamlanacak, Türkiye bunu kullanabilir dendi. Bu da S-400'den vazgeçilmesi ihtimaline karşı e, Moskova'nın kibarca bastırması mı diyelim... Aynı zamanda başka açıklamalar da var. Su 35 olsun, başka uçak ya da başka askeri alanlarda olsun. Türkiye'ye pek çok şey satmaya hazırız. Hatta uçakta ortak üretime de varız dedi Ruslar. Böylesine bir açıklamalar silsilesi geliyor. S400 konusu da biliyorsunuz kapanmadı. Suriye'deki gelişmeler bundan sonra nereye gidecek ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak Gerçekten düzgün bir seyir içinde gidecek mi yoksa orada bazı sorunlar var mı ya da çıkabilir mi? Biz bu konuyu Emre Erşen'e sorduk. Rusya uzmanlarından biri Marmara Üniversitesi'nden Doçent Doktor Emre Erşen bize şöyle dedi. Tahmin ediyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasındaki bu görüşmeyi en yakından takip eden başkentlerden birisi de Moskova oldu. Hem Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkilerinin seyri hem de Suriye meselesi özelinde Rusya bu konuyla yakından ilgileniyor. Tabi burada en önemli mesele S-400 konusu. Türkiye Nisan 2020'de S-400'leri aktive edeceğini taahhüt ediyor. Bu konuda tabi her ne kadar Türkiye bir geri adım atar mı gibi bazı iddialar olsa da bunun Rusya ile ilişkiler açısından ciddi bir sıkıntı yaratması söz konusu. Onun da ötesinde Rusya Türkiye'ye yeni silah sistemleri satmak üzere ilgisini gösterdi. Yine bugünlerde çeşitli haberler çıktı bu konuda. Ortak savaş uçağı üretilmesine bile sıcak yaklaşabileceği konusunda Rusya'nın. Elbette burada Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri gergin seyrettiği müddetçe... Ee, Rusya açısından bir kazanç sayılacaktır. Ee, bir taraftan da elbette bu mesele e, Türkiye'yi e, Rus e, Suriye'de Rusya'nın pozisyonuna da daha yakın hale getiriyor. Ama burada da tabii dikkat etmek e, gereken e, noktalar var. E, biliyorsunuz son dönemde e, Rusya'nın Kamışlı'da bir e, askeri üs daha kurma hazırlığında olduğuna yönelik e, ciddi iddialar gündemde. Bu da e, Türkiye'nin... E, Suriye ve Irak sınırında yeni bir Rus üstüne hazırlıklı olması gerektiğini gösterecek. Şu anda ilişkiler Rusya ile Rayında gibi görünebilir. Fakat daha sonra bu Rusya'nın Türkiye'ye karşı önemli bir koz elde etmesi anlamına gelebilir. Bunun dışında da yine haberleri yansıyan Rusya ve YPG arasında da belli bir irtibatın olduğunu biliyoruz. Belli bir diyalogun devam ettiğini görüyoruz her ne kadar Türkiye-Rusya ortak devriyeleri devam ediyorsa da Rusya-Suriye sahasında YPG ile olan ilişkilerini de koparmak istemiyor. Bütün bu meseleler aslında bize Türkiye-Rusya ilişkilerinin Suriye konusunda dahi sanıldığı kadar iyi ve rayında gitmediğini gösteren örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Burada elbette Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini bir denge unsuru gibi kullanması akıllıca olacaktır. Tahmin ediyorum ki bu en son ziyaretinde bir amacı buydu. Türkiye de bunun farkında. Bu ilişkileri Amerika ve Rusya ile dengede tutabildiği müddetçe Türk dış politikasında Suriye başta olmak üzere diğer meselelerde de belli bir zemin alma şansı doğacaktır. Emre Erşen Türkiye'de Rusya'yı en iyi bilen uzmanlardan biri ve yorumu oldukça ilginçti. Şimdi Rusya'yı doğru anlayabilmek, değerlendirebilmek çok önemli. Rusya'nın dünyadaki rolü özellikle Orta Doğu'da ve Suriye'deki rolü bir anlamda Suriye'ye ve Orta Doğu'ya Rusya çok önemli, güçlü bir hamleyle dönmüş oldu. Türkiye basınında da bu konuda yazılanlar, çizilenler var. Geçtiğimiz günlerde bir tanesi oldukça dikkat çekiciydi. O da TV'de çıkan bir yazı, Kayahan Uygur'un yazısı, Rusya'nın Orta Doğu'ya bu muhteşem dönüşünü yorumlayan ilginç bir yazıydı. Rusya'nın muhteşem dönüşü Orta Doğu'yu nasıl etkiler? Kayahan Uygur, odatv.com Sovyetler Birliği'nden sonra basma kalıp ön kapılmış bazı jeopolitik uzmanları, Rusya'nın bağımsız bir aktör olarak dünya politikasında bir daha yer bulamayacağına, sosyalizm yüzünden tarihsel bir gücün yıkıldığına inanıyorlardı. Gelişmeler bu saptamanın ne kadar gerçek olduğunu gösterdi. Batı 1990'larda ve 2000'lerin başında Rusya'yı ezdikçe ezdi ve dönemin yöneticilerinin Batı güvenlik sistemine uyum sağlamak için gösterdikleri çabalar hiçe sayıldı. NATO doğuya doğru genişledikçe genişledi. Baltık ülkeleri konusunda verilen sözler tutulmadı. Fakat sonunda Rus devleti direndi ve küresel politikaya dönüşü muhteşem oldu. Bundan 5 yıl önce ABD ve İngiltere, Ukrayna konusunu kullanarak Rusya'yı Avrupa Birliği'nin üzerine sürmek ve bu yolla AB'yi kendilerine iyice bağlamak peşindelerdi. Bu da tutmadı. NATO'nun genişlemesi durdu ve bugün varlığı yeniden tartışılıyor. Rusya şimdi Suriye'yi yeniden nüfuzuna katmakla kalmadı, Türkiye ve İran ile yarı esnek ilişkiler geliştirdi. Suudi ile petrol konusunda ortak çizgide, Mısır'la çok önemli askeri bağları var. Libya'da önemli bir aktör, Lübnan'da birçok kesim ülkenin birliği için ona güveniyor. Rusya Körfez ülkeleri ve İran arasında bir köprüdür. En önemlisi de İsrail'le çok yakın ve samimi ilişkileri vardır. Moskova son dönemde Afganistan'da da oldukça aktiftir. Taliban'la Afgan hükümeti, Hindistan'la Pakistan, ABD ile Çin arasında aracılık da yapabilmektedir. Rusya 43 Afrika ülkesinin katıldığı konferanslar toplayabilmektedir. Rusya'nın dış politika manevraları gözlendiğinde bu ülkenin geçmişten ders çıkardığı, Sovyet döneminde olduğu gibi ideolojik ya da katı davranmadığı, fırsat gözettiği, ekonomik kazanç ile politik gücü birlikte götürmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Tarafsız gözlemciler bu olumlu tabloya rağmen Rusya'nın küresel planda gücünün üstünde davrandığını, ekonomisinin zayıf, teknolojisinin eskimiş olduğunu kaydediyorlar. Bu arada bazı hatalarda yapılmakta. Örneğin internet alanında kendisini Fransa ve Almanya'dan koparacak ulusal bir proje hayal etmek gibi. Başka ülkelerin iç işlerine ve özellikle seçimlerine karıştığı kuşkusu yaratmak gibi. Bizim açımızdan da şöyle denebilir. Eski Rusya ve eski Suriye'nin yok olmayıp geri dönmeleri bölgede diğer ülkelerin geri dönüşlerini de tetikleyebilir. Bu Türk basınından seçtiğimiz örnekte bir de Rus basınına bakalım. Orada seçtiğimiz yayın organı enteresan. Valday Kulübü'nün yayın organı. Valday Kulüp adını duyanlar olabilir. Rusya'nın bir düşünce ve tartışma platformu aslında. Putin'in de son zamanlarda sürekli katıldığı bir platform ve onun internet sitesinde çok kısa bir süre önce böyle bir yazı çıktı. Yazıyı Valday uzmanlarından Boris Dolgov yazdı. Başlığı Suriyede Kürtlerin stratejik bir tercih yapmak zorunda olduğunu vurguluyor. Kısaca şöyle çevirmeye çalışayım ben Rusça'dan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye anlaşmazlığında kendi dış politika çıkarları var diye başlıyor yazı. Nedir bu çıkarlar? Ee, Esad'ın e, iktidardan uzaklaştırılması, Suriye'nin parçalanması ki bu yolla İran ve Hizbullah da e, Lübnan Hizbullah da zayıflatılacak Amerika'nın planına göre, Rusya'nın bir şekilde orada güçsüzleştirilmesi ya da oradan çıkmasının sağlanması ve aynı zamanda Suriye petrol yataklarına e, uzanabilmek ABD'nin amaçları kısaca böyle dört noktada özet, özetleniyor ve bu konularda Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki Kürtleri desteklediği söyleniyor. Çünkü Kürtlerin orada bağımsız bir devlet kurma amacı var Suriye'de ve bu Amerika'nın çıkarlarıyla da üst üste gelen bir amaç. Ve diğer taraftan ABD Türkiye'nin çıkarlarını da dikkate almak zorunda. Çünkü Türkiye önemli bir oyuncu bölgede. Türkiye'de diğer taraftan e, ABD'ye hem NATO içinde hem de e, finans ekonomi bakımından bağlı bir ülke deniyor yazıda. Suriye e, hükümetinin Kürtlerle e, sürekli bir temas içinde olmaya çalıştığı belirtiliyor, özellikle Türkiye'nin son askeri harekatının başlamasından sonra. Ama burada e, Kürt e, silahlı güçlerinin Tek bir yapıda olmadığının altı çiziliyor. Yani bazıları farklı davranabiliyor. Örneğin bazıları Suriye ordusuna katıldılar ama e, önemli bir bölümü de katılmadı. Çünkü onlar umutlarını e, ABD'ye bağlamış durumda ve ABD'den ciddi yardım alıyorlar diyorlar. Yazıda e, Ekim ayında Türkiye ve ABD'nin bir anlaşmaya vardığı güvenlik e, koridorunun oluşturulması konuda, güvenli bölgeler konusunda söyleniyor Türkiye, Rusya, Türkiye, Suriye sınırları yakınlarında ve burada e, Türkiye'nin dışında e, Suriyeli e, İslamcı gruplardan bahsediliyor. ÖSO e, eski adıyla söyleyecek olursa veya Suriye Milli Ordusu. Bunların da şimdi bu bölgede kalması ihtimali var ki gerek bunlar gerekse de Türkiye'nin oradaki varlığı e, fiilen e, Şam'ın egemenlik hakkını e, engelleyen bir şey diyor. Ki egemenlik konusu aynı zamanda ABD de petrol bölgelerine, e, bölgelerinde birlik bulundurmak istiyor. Bu da e, hem ABD'nin hem e, Türkiye'nin sözde belirttiği Suriye'nin egemenliğine saygı konusuyla çelişen bir şey. Deniyor ve yazının sonunda Rusya dışişlerinin e, önerileri var Suriye'de krizden çıkılması için e, bir kere e, Kürt güçlerinin Suriye ordusuna katılması bunların da Suriye Türkiye sınırını korumaları oradaki ABD birliklerinin çekilmesinin sağlanması ve Suriye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Bu arada Kürtlerin haklının da ya şimdiki anayasa ya da yeni yapılacak anayasada bir şekilde güvence altına alınması ve bu arada Kürtlerin de Suriye ordusu içine katılarak onlarla birlikte genel olarak Suriye ordusu olarak Türklerin kaygılarının da göz önünde bulundurarak Türk topraklarına yönelik herhangi bir tehditin olmaması konusunda önlemlerin alınması deniyor. E, Valday Kulübü'nün sitesinde yayınlanan uzman, Valday Kulübü'nün uzmanı Boris Dolgov'un yazdığı Suriyeli Kürtler stratejik bir tercih yapmak konusunda yapmak zorunda başlıklı yazı. Şimdi gelelim. Programımızın son gündem maddesine, Gürcistan şimdi ilk programda söylemiştik. Eski Sovyet e, cumhuriyetlerine şöyle bir bakmıştık. izleyenler hatırlıyor olabilir. 15 tane eski Sovyet cumhuriyeti vardı. Onlardan 3'ü 3 Baltık ülkeleri e, geç gelmişti. Erken ayrıldılar Sovyetler Birliği'nden. Geriye kalan 12 ülke Bağımsız Devletler Topluluğu kurmuştu ama bunlardan biri topluluktan çıktı bu da Gürcistan'dı. Niye? Çünkü hatırlarsınız belki 2008'de Rusya-Gürcistan savaşı çıkmıştı. Ve Gürcistan tabii ki bu savaşı kaybetmişti ve Gürcistan'da Rus karşıtlığı belki düşmanlığı da denilebilir oldukça güçlü eski lider e, Saakashvili e, Amerikancı bir lider olarak biliniyor ve Rusya'ya neredeyse düşman denilebilecek bir lider. Şimdi e, Gürcistan'ın yeni lideri fiili lideri diyelim. E, Gürcistan'ın ve dünyanın en önemli zenginlerinden biri Bilzina Ivanishvili Gürcü Hayal Partisi'nin başkanı bu. Daha önceden Rus kimliği olduğu, Rus yurttaşlığı olduğu, bir ara Fransız yurttaşlığı olduğu söyleniyor. Şu anda Gürcistan'da bir siyasi lider. Dünyanın da 155. sanırım en zengin kişilerinden biri. Şimdi Haziran ayında Gürcistan'da yoğun gösteriler olmuştu. Protesto gösterileri olmuştu. Neydi konu veya bunu tetikleyen şey neydi? Bir e, Ortodoks yani dini temelde bir e, parlamentolar arası bir görüşme vardı Tiflis'te, başkent Tiflis'te ve oraya konuk olarak gelen Rusya milletvekili aynı zamanda Komünist Partisinden Sergey Gavrilov tuttu orada Gürcistan parlamento Başkanının koltuğuna oturdu ve olan e, ondan sonra oldu. Haftalarca protesto gösterileri yapıldı Rusya'ya karşı. Yeterince hassas davranılmadığı, Rusların o koltuğa oturtulmaması gerektiği ile ilgili bir sürü sloganlar çıktı sahaya ve o sıralarda da artık Gürcü seçim sistemi değiştirilsin talepleri yükseldi. Bugün de bu talepler var. Nispi temsil sistemine geçilmesini istiyor Gürcü muhalefeti ve aslında bu konuda onayda almış durumda iktidardaki Gürcü hayali Partisinden ve İvan İşvili'den sözde en azından bunu kabul ettiler. Ama fiilen uygulamaya aylar boyunca geçmediler. Şimdi tekrar gösteriler var. izliyorsunuz izlediniz. Bu tür gösteriler 14 Kasım'dan itibaren günlerdir sürüyor. Birkaç bin kişiyle başladı dendi Daha sonra 15-20 bin civarında insanın da olduğu ve başka Gürcü kentlerinden Tiflis'e akın olduğu yolunda haberler de geliyor. Şimdi bununla ilgili tabii ki pek çok söylenti var. İşte yeniden bir devrim mi oluyor? Bir Gül devrimi mi oluyor? Kadife devrimi mi oluyor? Kadife devrimi deyince akla bir buçuk yıl öncesinden komşu Ermenistan geliyor. Biliyorsunuz orada da bir buçuk yıl önce bu tür gösterilerle başlamıştı her şey. Yönetimdeki ya da yönetimden ayrılmak istemeyen Sarkisyan'a karşı bir hareket bu mitinglerle başladı. Kıvılcım çok kısa sürede büyüdü ve sonunda gazeteci kökenli Paşinyan'ı ülkenin başına getirdi. Acaba böyle şeyler burada da tekrarlanır mı? Ya da 2003'e atıfta bulunarak Gül devriminin yeni bir ben benzeri mi geliyor deniyor ama benim izlediğim kadarıyla şu anda e, ortalık karışsa da böyle bir devrinden bahsetmek için en azından çok erken görünüyor. Çünkü bir kere herkes e, benzer şeyler söylüyor muhalefet ama kendi arasında e, darmadağın muhalefetin ne ortak çizgisi ya da ortak bir lideri yok. Ee, hepsi batıyı savunur gibi ama zaten iktidardaki parti de biraz daha temkinli de olsa Rusya ile de ilişkileri desteklese de o da sonuç olarak batıyla ilişkileri desteklemekten yana veya sürdürmekten yana önceliği batı. Belki de bundan dolayı batılı ülkelerden hiç herhangi bir gücü ya da muhalefeti desteklemek için bir açıklama gelmiyor. Şimdi böyle bir ortamda acaba hareket büyür buradaki hareket büyür mü bir devrime ya da kanlı olaylara yol açabilir mi şimdi e, temsil sistemi nispi temsil sistemine geçiş e, sloganı çok e, sık dile getirildiği için bu tür tavizler alınması mümkün olabilir ama artık yönetimin de değişmesini istiyor muhalefet. Olaylar farklı bir boyuta gider mi? Yönetim değişir mi? Bir ihtimal böyle bir şeyin olması ama zaten 2020'de e, parlamento seçimleri var. Bu seçimler Arifesinde güç dengesi yeni baştan e, değişebilir. E, baştaki ülkenin lideri durumundaki Ivanishvili ve onun e, liderliğindeki Gürcü hayalinin hayalleri suya düşebilir. Ama şu anda herhangi bir şey demek için e, henüz çok erken görünüyor. Bildiğimiz bir şey var. Gürcistan oldukça karışık ve e, göstericiler çok değişik partilerden gelen farklı kökenden farklı görüşteki göstericiler. Bu işi böyle bırakmayacaklarını söylüyorlar. Hafta sonu belki biraz daha e, azalabilir bu gösteriler ama 25'inde, 25 Kasım'da pazartesi Gürcistan'da Tiflis'te çok yoğun kitlesel bir miting yapacağız diyorlar. Bakalım bu e, mitinglerden, bu gösterilerden neler çıkacak. Evet, e, Kuzey gündeminin 3. programını burada sonlandıralım. Rusya-Türkiye ilişkileri, diğer eski Sovyet Cumhuriyetleri, bunların Türkiye ile ve diğer ülkelerle bağları, dünya ekonomisinde ve politikasında oynadıkları rol her şahşamba 17.30'da bu konuları konuşmak üzere tekrar buluşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.